Eğer daha önce kan basıncınızı ölçtürdüyseniz 120'ye 80 gibi bazı sayılar duymuşsunuzdur. Peki bu iki sayı ne anlama gelir? Öncelikle birimlerle başlayalım. Çünkü bunlar sadece sayı değil. Öyle değil mi? Genellikle MMHG gibi bir birimle beraber kullanılırlar. Bu milimetre civa anlamındadır. Hatırlarsanız HG civanın simgesidir. Civaya neden HG dendiğini biliyor musunuz? Civa için kullanılan HG simgesi aslında latince sıvı gümüşten geliyor. Evet, dediğimiz gibi kişinin kan basıncını temsil eden standart birim milimetre civadır. Üstteki sayı sistolik kan basıncının değeridir. Sistol, kalbin kasılarak kanı damarlara doğru pompalamasından oluşan döngüdür ya da basitçe kalp atışı anıdır. Kalbi biraz hatırlayalım. İki tane karıncığınız var ve bunlar sıkışıp küçüldüklerinde kanınızı dolaşım sistemine gönderirler. Tamam mı? Ve bu olduğunda kanınız kan damarlarınıza gitmeye zorlandığında kan damarlarınızda basınç oluşur. İşte buna sistolik kan basıncı deriz. Buradaki küçük sayı olan 80 milimetre civa ise diastolik basınç olarak adlandırılır. İsmine bakarak ne olduğunu çıkartabilirsiniz. Diastolik basınç kalbin ritmik genişlemesi süresince damar duvarlarında mevcut olan basınçtır. Diyastolün kalbin gevşeme süreci olduğunu hatırlayın. Hatırladınız değil mi? Evet. O halde bu basınç kalp atışları arasında kalp gevşerken kan damarlarında olan basınçtır. Yani kasılma sistolik basınç, gevşeme ise diastolik basınçtır. Gayet basit. Şimdi iki tane ölçü aleti çizeceğim. Birisi sistolik basınç, diğeri diastolik basınç. Varsayalım kan basıncımı 115'e 75 mm civa olarak ölçtük. Şu an ölçü aletimizin üzerindeyim. 120'nin altındaki sistolik değer aralığını yeşil bölge olarak boyayacağız. Bu bölgede hipertansiyona karşı güvendesiniz. Fakat tabii bu 15 milimetre civa olan bir basıncın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Burada kastettiğim şey bu değerlere sahipseniz hipertansiyonunuzun, yani yüksek kan basıncınızın olmayacağı. 120 civarı genellikle olağan sistolik kan basıncı olarak düşünülür. Benzer şekilde kalbin gevşeme süreci olan diastolik kısımda ise 80 milimetre civarı olağandır. O halde 80 milimetre civanın altındaki değerlerin hipertansiyon olmadığını söyleyebiliriz. Yani aynı şekilde burası da hipertansiyon için yeşil bölgedir. Ha. Diyelim ki benim kan basıncım biraz yüksek. 130'a 85 çıkmış olsun mesela. Bu durumda sistolik değer yeşil bölgenin üstünde olur. 140 milimetre civaya kadar olan bu bölge halen hipertansiyon değildir ama ona yaklaşıyor demektir. O halde bu bölgeyi ne yapalım? Sarı yapalım. Aslında bu bölge prehipertansiyon olarak adlandırılır. Yani hipertansiyondan önce anlamındadır. Aynı şey diastolik basınç için de geçerli. 80-90 mm civa arasındaki bölge sarı bölgedir. Bu sarı bölgelerle ilgili değişmez kurallar tabii ki yok bu değerler daha çok ortalamalara dayanır. Ve kan basıncınızın nispeten yükselerek hipertansiyona sebep olabileceğini gösteren bir çeşit uyarı sinyalidir. Özellikle de kötü beslenme ve spor yapmama gibi sağlıksız yaşam tarzıyla birleştiğinde. Hipertansiyon genellikle kan basıncının 140'a 90'dan yüksek olması olarak tanımlanır. O halde 140'ın üzerine kırmızı bölge yapalım. Ha, eğer kan basıncım 150'ye 100 olsaydı sistolik ve diastolik ölçeklerde şöyle görünce için bu hipertansiyon olarak değerlendirilirdi. Daha spesifik olmak gerekirse bu birinci evre hipertansiyondur. Sistolik kısımda 14-16 arası olan bölge birinci evredir. Diastolik kısımda ise birinci evre 90 ile 100 arasıdır. Bir evre daha var, ikinci evre. Sistolik ölçekte 160'ın, diastolik ölçekte ise 100'ün üzerinde kalan tüm bölgeler. Örneğin kan basıncım 17'ye 110 olsaydı bu ikinci evre hipertansiyon olurdu. Diyelim ki kan basıncımı 150'ye 85 olarak ölçtük. Ölçekte 150'ye bakalım. Bu birinci evre hipertansiyon bölgesinde. Fakat diastolik kısımda 85 prehipertansiyon aralığını gösteriyor. Bu mümkün mü? Evet, tabii ki. Hatta bunun bir de adı var. İzole sistolik hipertansiyon. Bu kulağa anlamlı geliyorum öyle değil mi? Yani şöyle düşünün. Hipertansiyon sistolik kan basıncında izole olmuş, bir başına kalmış. Yani başka bir ifadeyle demek ki hipertansiyon sadece sistolik kan basıncından kaynaklı. Bu genellikle birinci evre ya da üstündeki bölgelerdeki sistolik kan basıncı ve hipertansiyon bölgesi altında kalan diastolik kan basıncının birleşimi olarak tanımlanır. Bu türdeki izole sistolik hipertansiyon yaşlılarda daha sık görülür ve kardiyovasküler komplikasyon riskinin artmasıyla bağdaştırılır. Eminim şimdi ne hakkında konuşacağımı görebiliyorsunuz. Ya kan basıncım 130'a 105 çıkarsa? Bu durumda sistolik basınç için prehipertansiyon bölgesindeyim. Diyastolik içinse ikinci evre hipertansiyon bölgesindeyim. Tahmin edebileceğiniz üzere bu da izole diyastolik hipertansiyondur. Bu durumda hipertansiyon sadece diyastolik basınçtan kaynaklıdır. Buna daha çok obez veya aşırı kilolu gençlerde rastlanır. Buna rağmen izole sistolik hipertansiyondan farklı olarak kardiyovasküler komplikasyonlarla ilişkilendirilmez. Evet. Yine görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.